Arkadaşlar merhabalar bu videomda Şöhretler karması 5'li TYT denemelerinin geometri çözümlerini yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. 31. soruyla başlıyoruz. Şekil 1'de bulunan 3 adet özdeş dik üçgen aralarında boşluk kalmayacak biçimde düz bir zemin üzerine şekil 2'deki gibi yan yana yapıştırılmış. Şimdi bunlar eş yapılar. Eş yapılarda kenarların eşitliği, açıların eşitliği bizim için önemli değil mi? Evet şuraya bir çift çizgiyi gören açılara böyle alfa diyecek olursak Hocam burası da alfa, burası da alfa, burası da alfa. Bir işimize yaramadı. E, burası beta diyecek olursam diğer açıya. Hocam burası beta, burası beta. Aa burası da beta. Bir işime yaradı. Düz bir zemin üzerindeydi. Şurası 180 derece olacak. 180 derece olacağından dolayı da o zaman 3 beta. 180 ise betayı kaç derece bulduk? 60 derece bulduk. Hocam 60 derece, 60 derece, 60 derece de yazdık. 60-90 ise burası 30 çıkar, burası da 30 çıkar. E sonra bizden x açısı isteniyor ne yapacağız? Takıldık kaldık. Eş şey yapılarda açılar önemli. Açıların eşitliğini yazdım mı yazdım. Kenarların eşitliği de önemli. Şu kenarların eşitliği tamam. Hocam şu kenarların eşitliği dik üçgendeki diğer kenarların eşitliği çizince bir işimize yaramadı. Bir de hipotenüslere bakalım. Hocam hipotenüs burası. Hipotenüs burası. Aa ne güzel bak karşımıza ne çıktı. Kenarların eşitliğini koyunca ikiz kenar çıktı. Ve tepe açısı da kaç derece? 60 derece. 180 60 çıkart 2'ye böl. 60 60 olur buradaki açılar. X artı 30 eşittir 60 ise İkisi de böylelikle 30 derece olarak bulur muyuz? Buluruz. Yani cevap böylelikle denizli çıkar. Geldik 32. soruya. Soruyu anlamaya çalışalım. Şekil 1'de açık halde bulunan bir tel zımba resmedilmiştir. Şöyle bir zımba. Zımbanın AB kolunun uzunluğu 25. Burası 25 olarak verilmiş. Birim ve kolun uç noktası olan B'nin zımbanın tabanına olan uzaklığı 9 birimdir. Şurası 9 birim. Zımbanın koluna basıldığında A noktası C noktasıyla çakışmaktadır. Şöyle. Sonra şekil 2'deki konuma gelmektedir. Zımba koluna basıldığında mekanizmanın 2 birim aşağı inmekteymiş. Hmm. Şu 2 birim yukarıda. E arkadaş 2 birim aşağı iniyormuş. O zaman bizim buradaki mesafe kaç birimdi? 9 birim değil miydi? Evet zımba 2 birim aşağı inecekse o zaman şu uzunluğa kaç kalıyor? 7 mi kalıyor? Aynen öyle. Burası 7 olacak. E burası 7 olduysa şu uzunluk da hala daha 25 birim değil mi? 7 25 D üçgeni 7 24 25 üçgenden bizden C ile D noktaları arasındaki uzaklık isteniyor. Cevap 24 çıkar. Yani cevap Akçay olur. 33'e geldik. Şekilde bir otomobilin yamuk biçimdeki arka camının buzlanmayı çözmesi için yapılmış olan 7 adet ısıtıcı şeridi gösterilmiştir. Şeritler arasındaki uzaklıklar ve şeritlerin uçlarının cama camın yan kenarlarına olan uzaklıkları birbirine eşittir. En üstteki şeritin uzunluğu 90 olarak burası da 108 olarak verilmiş. Şimdi verilen cümleleri tam anlamıyla anlamaya çalışalım. Buradaki her bir uç yan taraftaki kola eşit uzunluktaymış. O zaman arkadaş burayı böyle çizdiğim zaman bunlar böyle doğrusu olmak zorunda değil mi? Çünkü bunun da buna olan uzaklığı, bunun da buna olan uzaklığı, bunun da buna olan uzaklığı eşit. Hatta bunda bu paralel olmak zorunda. Hatta aynı şey burada da geçerli mi? Geçerli. Yani burada da bu şeritler de böyle uçlarını birleştirdiğimiz zaman yamuk şeklini aldı mı? Aldı. Sonra şu aradaki mesafeler hepsinde eşitmiş Thales teoreminden dolayı o zaman şu da, şu da, şu da, şu da, şu da, şu da birbirine eşit olacak. Yani kaç tane çizgi var burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane çizgi var. Şimdi bu şeritlerin uzunlukları toplamı nedir diye soruluyor bize. E arkadaş ne yapacağız? Şuradaki yamuktan işlem yapacağız artık. Bu yamukta biz bu şekilde oranlamalar verildiğinde böyle alt tabanı ve üst tabanı da belliyse tabii ki aradaki çizgileri bulabiliriz. Nasıl? Şuradan bir temel orantı oluşturabiliriz. Paraya kenarla temel orantı oluşturabiliriz. Oradan yapabiliriz. Ya da biz şöyle yapıyorduk. Buradan buraya konu anlatımında da söylemiştik. Kaç k var? 6k var. 6k'da kaç yükselmiş? 18 yükselmiş. 6k'da 18 yükselmişse her bir k'da ne kadar yükselir o zaman? O zaman 6k'da 18 ise k'da 3 yükselecek. k'da 3 yükselecek. O zaman bu uzunluk 93 olur. Bu uzunluk 94 e, 93'ün 3 fazlası 96 olur. Sonra bu uzunluk 99 olur. Sonra bu uzunluk 102 olur. Sonra bu uzunluk 105 olur. Sonra bu uzunlukta zaten 108 olduğunu biliyoruz. E, ee, bizden bunların toplamı isteniyor. Yalnız 90 artı 93 artı bunları yan yana toplayacağımıza şöyle yazsak, 90 artı 90 artı 3 değil midir burası? Evet. 90 artı 90 artı 3. Sonra öbürü 90 artı 6. Sonra öbürü böyle böyle gidiyor değil mi? Böyle böyle gidip en son 90 artı 18'e kadar gidiyor. 90 artı 18'e kadar gidiyor. Yani 90'dan kaç tane var burada? Hocam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var. O zaman bu 7 tane 90'a eşit işte olacak. Bu da 90 artı 0 aslında değil mi? 90 artı bir de 0 da var burada. Sonra 3, 6, 9 diye gidip de nereye kadar gidiyor? 3, 6, 9, 12, 15 ve 18 toplamı da soruluyor bize. Hadi bunları toplayalım şimdi. Şu ikisi 9, 18, 40, 18, 30, 45, 45, 18 daha kaç yapıyor? 45, 18 daha 63 yapıyor. Evet. Burası 63 yaptı toplamda. Bu da 7 kere 9, 63. 630 artı 63. O da 693 yapıyor. A santimetre metreye çevir diyor. O zaman cevap ne olacak? 6,93 olacaktır. Gerçekten güzel bir soru arkadaşlar. Şöyle bir yıldız hak etti bu soru? Hak etti. 33. soru. Edremit oldu. Geldik 34'e. Şekil 1'deki mavi renkli ABC üçgeni biçiminde kağıt ile sarı renkli DF üçgeni biçiminde kağıt eşit uzunluktaki şu kenarları böyle yapıştırılmış. Yani bu kağıt sarı kağıt mavinin üstüne konulmuş bu hamle yapılmış. Evet. Şimdi şurası 12 birim verilmiş. AB bozulmamış. Tam köşeye konulmuş çünkü burası. Başka neler verilmiş? Verilen bilgileri kullanmak bizim için çok önemli. Evet ben buraya alfa buraya beta dersem B açısı alfa burası beta iken neresi EDF açısı burası da alfa artı beta olarak verilmiş. E hocam burası alfa burası beta iken buranın alfa artı beta olduğunu biliyorum. E bizden ne isteniyor? ABC üçgenin alanı nedir diye soruluyor. Şimdi bu bilgilerden bulmaya çalışacağız. Bir de EF uzunluğunda 9 vermiş. Şurası da 9 ya o zaman EF uzunluğu 9 yani burası da 9 değil mi? Alfa artı beta'nın karşısı 9 ya burada da 9. E şimdi ne yapacağız? Bizden alan ABC isteniyor. Arkadaş, alan ABC dediğimiz nedir? Şu. Şu. Pis pis sırıtıyorum. Niye? Çünkü alanda en çok sevdiğim neydi? Tabana ait yükseklik. Hocam bu üçgenin alanını soruluyorsa tabana ait yükseklik çizeceğiz. Aa ben buraya bir yükseklik çizeyim. Ne yapıyorsun kardeşim sen? Niye buraya çiziyorsun? Bu taban uzunluğu verilmiş mi? Saçını başını yolarım senin. Sil orayı. Neresi verilmiş? 12 verilmiş. 12 tabana ait yüksekliği bulacaksın böyle. Ama bu şekilde sayılar var ya. Burada şu üçgenin alanını bulmaya çalışıyorum ben. O zaman bu 12 tabanına ait yüksekliği çizeceğim. Sadece geniş açılı olduğundan nereye düşecek? Dışarıya düşecek. Bak verilen bilgileri kullanıyorum. E düştü. Sonra açıları kullanalım. Alfa var beta var. Aa 2 iç açı bir dış açı. Alfa artı beta oldu burası. Vay vay vay. Ne çıktı burada? Alfa artı beta alfa artı beta. Yani şu açılar birbirine eşit oldu. Açı ortayda kollar içinden dikmeler eşit olduğundan burası 9 oldu. E şu üçgenin alanında taban belli. Yükseklik belli. O zaman 12 çarpı 9 bölü 2 alanı vermez mi bize. 6 kere 9 54 yapar. Hem dış açı ortayı hem de alan kazanımını kullandıran çok güzel bir soru olmuş. Cevap akçay oldu. Valla bu da şöyle bir yıldızı hak etti mi? Hak etti. Verilen bilgileri kullan. Bir de alan deyince kardeşim şekilde 90 derece varsa aklına ne gelecek? Tabana ait yükseklik gelecek. Al sana en güzel örneği değil mi? 34. soru akçay geldik 35'e. Şekilde bir kenar uzunluğu 2 birim olan kırmızı renkli özdeş 5 adet kare birer kenarları çakışacak şekilde şöyle kırmızı sarı kartonun altında kalmış herhalde. Evet görüyorsun. Sonra bu karelerin bazı köşeleri birleştirilip oluşturulan bölge sarı renge boyanmış. İşte şu köşeler birleştirilerek bu sarı renge boyanmış. Sarı boyalı bölgenin alanı kırmızı görünen alanı görünen kırmızı bölgenin alanını toplamının kaç katıdır diye soruluyor. Şimdi arkadaşım burada şunları yorumlayacağız. Bu karenin her bir kenarı kaç birim? 2 birim. Hocam bu da kare 2 birim. Şu da kare 2 birim. Bu da kare 2 birim. Şöyle 2 birim 2 birim 2 birim 2 birim, birim olduğunu biliyoruz. Bak şurada bir kelebek benzerliği var mı? Var. Çünkü burası da 90 derece. Bak burası da 90. Burası da 90. Kelebekte koran 2 bölü 2. 1'e 1. Bir. Hocam bu da 1'e 1 bir olacak. E, zaten bir kenar 2 idi. Tamamı 2 olduğundan buraya 1 kaldı. Şimdi ben kırmızının alanını bulabilirim. Değil mi? Bir de e, şu şekil kareye benziyor. 1 2 kök 5 üçgeni. Burası da 1 2 kök 5 üçgeni. Ama açının 90 olduğuna tam emin değiliz. Dal açıya alfa beta ters açıdan beta. Beta 90 ise alfa yaptı burası. E, sonra ne yapacağız? Sonra dur bakalım. E, hocam şu da 1'e 2'lik üçgen değil mi? Bu da kelebekten dolayı. Bak şurada da bir kelebek var. Hocam bu da 1'e 2'lik üçgen. Çünkü çünkü bire birebir oran var. Burası da 1 oldu. E 1 2'lik üçgen, 1'i gören alfa yani 90'ın kolları 1 2 ya da 1 2 kök 5 üçgeni bu da 1 2 kök 5 üçgeni. İkisi de eş üçgen kenar kenar kenardan dolayı dolayısıyla 1'i gören alfaysa ise 1'i gören burada da alfadır. E buraya beta dersem çünkü tamamı 90 derece bak burada kaç 90 derece oldu mu oldu. Aynı mantıktan dolayı burası da 90 burası da 90 burası da 90 olur. Yani bu bir kare mi çıktı? Evet. Hatta burası da 1 2 kök 5 burası da kök 5. Şimdi ne diyordu bize? Sarı boyalı bölgenin alanı 2 kök 5'in karesi değil midir? Evet 2 kök 5'in karesi. Çünkü bir kare çıktı sarı boyalı bölge. Görünen kırmızı bölgenin alanının toplamının kaç katıdır? Kırmızı bölgenin alanı 1 çarpı 2 bölü 2 değil midir burası? 1 çarpı 2 iki bölü 2'den 1 çıktı. Bu alan 1. 1, 2, 3, 4. İşte 4'e oranı isteniyor bizden. Bu da 20 bölü 4 yapar. 20 bölü 4 de nedir? 5'tir. 35. soru böyle balık kesir çıktı. Bu da güzel bir soru. Yıldız hak etti sanki. 35 balık kesir oldu. Geldik 36'ya. Şekil 1'de pencereye takılı bir stor perde düzeni verilmiştir. Bu düzenekte kullanılan perdenin ön tarafı 3. Turuncu renkte arka tarafı da 3. Yeşil renkte olmak üzere toplamda 6 adet ışık geçirmeyen dikdörtgensel bölge bulunmaktadır. Her bir dikdörtgenin eni 4 ve boyu da 15'tir. Her bir dikdörtgenin eni 4 boyu da 15'tir. Arkasında da yeşil renkli storun yeşil renkli kısmı var bak arkada da tamam mı? E sonra ne oluyor burada? 4'e 5 şeklinde burası. 4'e 15 şeklinde tamam. Bu storların şeyi yalnız burası. Ondan sonra her bir dikdörtgenin eni 4 boyu 15'tir. Perde ön yüzü bir birim aşağı kaydırıldığında. Hocam ben bunu bir birim aşağı kaydırdığım zaman hala burası 4'e 15. Arkadaki yeşil perdeniz yeşil storun da bir birim mi çıktı? Evet. Bir birim çıktı. Yani şurası bir birim mi oldu? Bir birim yukarı kaydırıldığını diyor. Çok. Bir birim yukarı kaldığında buradaki bir parçası gitti. E hala daha burası 15. E, buna göre pencerenin ışık geçiren alanı öncekine göre kaç birim kadar azalmıştır? E hocam ne olacak işte? Burası kapandı. Bir yukarı çıkınca. Burası kapanınca ne oldu? Bir kere 15, 15. Hocam burası 15. Aynı şekilde burası da 15, burası da 15. E, alan 15, 30, 45. Şıklara bakıyoruz. Aa 45 yok şıklarda. Ama dur. Kardeşim sen bunu bir birim aşağı indirdiğin zaman şurada alt tarafta da bir birimlik kısım böyle kapanmıyor mu? Evet bu bir birimlik kısmı da kapatmış oldu burada. Bak şurası açıktı önceden. Yani her bir sarı dikdörtgende bir birimlik kısmı böyle kapatmış oldu. E o zaman 1 çarpı 15'ten burası da 15. Burası da 15. Burası da 15 olacak. Yani kapanan kısım 15, 30, 45 burada da var. E hocam 45 sarı olan kısımlar kapattı. E 45 de yeşil olan kısımlar kapattı. Dolayısıyla cevap 45 artı 45'ten kaç yapar? 90 yapar. Gerçekten bu da çok güzel bir soruydu. Cevap evet Remit yaptı. Buna benzer bir sorunun daha değişik versiyonu zaten benim soru bankasında da vardı. Valla bu store ile ilgili bir soru bekliyorum. Onu söyleyeyim. Gerçekten tam güzel dikdörtgen sorusu. Yazıları burada. Burada bir değişik versiyonunu gördünüz. Çok güzel. Gerçekten mükemmel. Benim de dörtgenlerde sanırım ÖSYM benzeri testlerin içinde vardı böyle bir soru. O da çok güzel bir soru. Ona da bakmanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten çok hoş. 36 Edremit. Geldik 37'ye. Evet düzgün çokgen. Düzgün beşgen özellikle. Kesilmiş bir parça öbür tarafa konulmuş. Düzgün beşgende böyle bir parçayı kesip başka bir yere koyduklarında özellikle bir köşegeni boyunca kestiklerinde köşegenlerin eşitliğini unutma. Düzgün beşgen özel bir durum vardır. Bütün köşegenler birbirine eşittir. Şimdi böyle kesip buraya koymuşuz. Eyvallah. Şimdi ben burada düzgün beşgeni şöyle bir tamamlayayım bakayım. Şöyle bir tamamladım düzgün beşgeni. Düzgün beşgenin bir dış açısı kaç derece? 360 bölü 5'ten 72 derece. Burası 108 derece. İç açısı 108. Hocam 108 ya bunlar 36 36 yapar. Aynı şekilde şu 108 36 36 buraya geldi. 108 36 36 olacak burası. Buraya ne kaldı o zaman? 36 olması için 12 mi kaldı? Evet. E şimdi ben bunu aldım buraya getirdim. Yani senin şuradaki parça buraya mı geldi? Evet. Bu düzgün beşgende bir köşegen değil mi? Aynen öyle. O zaman diğer köşegeni ben çizsem alakası oluyor. Öbür köşegen şunu çizsem çok alakalı oluyor. Bak. Burası da ne oldu? Köşegenler birbirine eşitti düzgün beşgende. Aa hocam şurada bir ikizkenar çıktı ve burası da 108 ya. Bunlar da 36 36 yapacak ya. Buraya kaç kaldı? 24 kaldı. Şu ikizkenarın tepe açısı 24. 180'den 24 çıkartıp 2'ye bölersem 156/2 bölü 2, 78 çıkar ve alfayı böyle 78 derece buluruz. Yani cevap Edremit yapar. Güzel bir soruydu. Geldik bir sonraki soruya. Yani 38'deyiz. Levent öğretmen geometri dersinde aşağıdaki soruları içeren bir etkinlik düzenlemiştir. Bir ABCD dörtgeni çiziniz. Emre dersini öğretmenim deyip hemen çiziyoruz ABCD neyini çiziyoruz? Eşkenar dörtgeni çizdik. Beşkenar dörtgene fazla benzemedi. Şöyle biraz benzetelim ya şunu. Evet, şekli de biraz şey yapmayalım. Hemen çizdik ve ABCD'yi yazıyoruz şöyle. E yazdık. Sonra bir D noktası. D noktasının BC'ye göre simetri olan E'yi işaretleyin. Arkadaş, D'nin BC'ye göre olan simetriği. Şu şekilde. Uzunluklar eşit olmayacak mı? Şu simetriğini alınca uzunluklar eşit. Burası da dik olmayacak mı? Evet. Ve burası ne noktasıymış? E noktasıymış. Sonra BE uzunluğu 6 birimmiş. Hop şurası 6 birimmiş. Ve ABE doğrusal. ABE. Şunlar doğrusalmış. Eyvallah. Bunların doğrusal olması şunu da şu paralel demek istiyor. Yani şurada bir kelebek benzerliği var mı? Var. Kelebek tek oran bak birebir oldu. O zaman 6 ise burası da 6 oldu mu? Oldu. E kelebek tek oran birebir ya. Hocam şu parçalar da birbirine eşit olacak. Ve bunun da tamamı 6 ya. Eşkenar dörtgen olduğundan 6. O zaman burası da 3 3 mü yaptı? Evet. Şimdi Alan ABC'de isteniyor. Tamam 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3'tür. Ya da Pisagor bağıntısından da bulabilirsiniz. Burası 60'ı karşısı da 30'un karşısındakinin kök katı oldu. Yani 3 kök 3 oldu. Şimdi bizden ne isteniyor? Eşkenar dörtgenin alanı taban belli. Yükseklik belli. O zaman alan dediğim şey 6 çarpı 3 köküçe eşittir. Yani alan böylelikle 18 kök 3 gelir. Cevap Akçay yaptı 38. soruda. Geldik 39'a. Ayrıt uzunlukları 3, 4, 6 birim olan dikdörtgenler prizması ayrı bir birim olan küpler ayrılıyor. Yani kaç tane birim küp vardır? Yani bu ne demek? Şunun hacmi biz bir şeyin hacmi ne diyoruz? Bilmem kaç birim küp. Aslında oradaki birim küp sayısıdır. Bu da dikdörtgenler prizması şeklinde ya. O zaman 3 çarpı 4 çarpı 6 hacmi bize kaç birim küp olduğunu söylüyor. Bunun hacmi hocam 3 çarpı 4 çarpı 6 birim küptür. E tamam ben bundan işte 24 çarpı 3 24 çarpı 24 çarpı 3 4 kere 3 12 72. 72 tane birim küp elde ediyorum. Sonra bu küplerin tamamı kullanılarak aralarında boşluk kalmayacak biçimde yüksekliği 2 birim olan kare dik prizma oluşturuluyor. Evet yüksekliği 2 birim olan kare dik prizmayı oluşturacağım. Yani yüksekliği 2 birim burası A burası A. E ben bu aynı küplerle bunu oluşturduysam o zaman bunun da hacmi yine buna eşit olmak zorunda. A çarpı A çarpı 2'ye eşit olmak zorunda. Buradan A'yı buluruz. E bu 2 ile bu sadeleşse 2 6 36. A kare 36 ise A buradan ne geldi? 6 geldi. A'yı böylelikle 6 buluruz. E bu kare dik bir zamanın yüzey alanı nedir diye soruluyor. Taban alanları A kareden 2 tane var. 2 tane 6'nın karesi artı yanal alan. 6 çarpı 2'den de 4 tane yok mu? Var. Yani 4 tane 6 çarpı 2 bize yüzey alanını verecektir. 36 çarpı 2 72 burası. 24 çarpı 2 48 burası. Topladığımız zaman da 120 mi geliyor? Evet. Cevap böylelikle Akçay yaptı. 39. soru da ve geldik son soruya. 40. sorudayız. Bir ayrıtı 5 birim olan küp biçimindeki tahta biliyorum bir köşesinden piramit şeklindeki bir kısım yont olarak çıkartılmış. Ve yont olarak çıkartılmış ya eski haline şöyle bir geri getireyim bakayım. O eski halinden eser yok şimdi deyip getirdik. Yani burada bir piramit var görüyorsun. Bu piramiti çıkartmışız. Oluşan cismin hacmi nedir diye soruluyor. Ya biz ne yapacağız? Tüm hacimden yani hocam 5'in kübünden piramidin hacmini çıkartacağız. Piramidin hacmini çıkartırken de dikkat et. Taban 5 ya 2 kaldı. Taban 5 ya 3 kaldı. Taban 5 ya 4 kaldı buraya. Bu piramidin hacmini nasıl bulacağız? Sen tabanı burası olarak kullanırsan bu tabana ait yüksekliği bulman gerçekten zor olur. Normalde piramidin hacmi neydi? Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3'tü. Aa, hocam işte Pisagor'dan burayı bulacağım. Pisagor'dan burayı ki bu, burası bütün kenarlar farklı aşağıdaki taban alanını bulmak gerçekten zahmetli olacak. Ama bu piramidin tabanı sadece orayı seçmeyebiliriz. Sonuçta 4 tane yüzü var. Tabanı şurası seçeceğine tabanı şurası seçebilirsin. E burası seçtiğin zaman bak yükseklik de şu alttaki üstteki zemine diktiğimi mi? Ondan dolayı bu yüksekliği de burası kabul edebilirsin. Ya da hocam tabanı burası kabul etsem yükseklik burası olur. Ya da tabanı burası kabul etsem yükseklik burası olur diye düşünebilirsin. Neyse ben tabanını şurası kabul ettim. Bu bir dik üçgen. Ee, Yükseklikte burası mı oldu çünkü bu üstteki E burası da ne diyeyim işte E buraya T diyeyim istersen yok başka hangi harf geldi. A B C D K L M N T R şuraya da R diyeyim neyse E R K L yüzeyine dik olduğu için burası da 90 burası da 90 bu da yükseklik yaptı. Evet şimdi ne yapacağız 5'in kübünden bunun hacmini çıkartacağız. Bunun hacmi nedir? Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Taban alanı nedir? 2 çarpı 3 bölü 2 çarpı yüksekliği nedir? 4. Bir de bölü 3'ü de unutma. Hocam bölü 3 ile şu gitti. 2'ler de gitti. O zaman 5'in küpü kaç yapar? 25 çarpı 5'ten 125 yapar burası. 125 eksi. Burada da ne kaldı? 4 kaldı. Cevap da böylelikle 121 yaptı mı? Yaptı. Evet buna da dikkat et. Biz böyle piramit görünce hemen tabanı burası kabul ediyoruz. Ama piramitin 400'ü var. Belki bu tabana ait yükseklik daha kolay ya da şu tabana ait yükseklik daha kolay olup olmasını düşüneceksin. Evet gençler böylelikle 40'ı da bitirdiysek bu denemede bitti. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki denemede yani deneme 5'in çözümünde son denemede görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşça kal.